Beşiktaş, taraftarların Galatasaray maçında 52 saniye süren küfürlü tezahüratı sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş... Bu maça seyircisiz oynama. Zaten Bursa maçı var. Bu maçın yerine Bursa'ya gideceğiz işte. Telafi edeceğiz. Sahayı kapatacaklarına rögar kapaklarını kapatsınlar. Millet düşüyor, ölüyor. Siyah beyazlı taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir tesislerine toplandılar. Maça giremedikleri için buraya geldiler ve takıma moral veriyorlar. Takım otobüse çıkınca burada futbolcular lehine bağıracaklar. Kadıköy 50 tane bıçak sokarlar, bir şey yok. Sami yerine sahaya bıçak atarlar, bir şey yok. Gelirken hafif yavaşlayacak. Arkadaşlar meşale yapacak. Beşiktaş sesi bizim canımız. Siyah da beyaz akan kanımız. Seviyoruz seni canı gönülden. Beşiktaş sesi. Otobüs gelince, otobüs gelince bağır. Otobüs gelince. Direkt kırdı çocuğun burnunu. Amirim buradan şeye gidiyor. Tamam, nereye gidiyorsa bakacağız. Senin oğlum. Senin oğlum. Köşeyi Osman. Köşeyi bu tarafa doğru yönlendir. Beşiktaş'ın selahiyeti için artık küfür, darp, oku, herkes artık kendini sorgulasın. Bakın seyircisiz oynuyoruz gibi. Herkes efendice televizyon seyretmeye gitsin, maçı seyretmeye gitsin. Evet. Hiç bağırmadan, semti rahatsız etmeden bugün pazar arkadaşlar. Davet olarak 3-3 intikatına davet. Doğdu ve Fırat sitatlara dayandık. Gün doğdu ve Fırat sitatlara dayandık. Beşiktaş'ın uğruna da bayraklara dolandık. Fenerbahçe ile Fenerbahçe stadında oynadığımız ve 2-1 yenildiğimiz bir maç var. Fulya'nın alt sahası, çim olan sahası yeni yapılmıştı. Oradan o zaman da kapalı salonda soyunuyoruz alt tarafında. O kadar mesafe yeri yürüyerek takım yürüyor. Bütün taraftarın arasından. Gordon ilk önce tabii olayı şey yapamadı. Yabancı olduğu için reaksiyonu falan. Tabii daha sonra antrenmanı çok fazla uzatmadan kesti ve hep beraber takım halinde yürüyoruz ama şeyi nasıl diyeyim tabii sonuç şeyde koptu. Kapalı salonun girişinde ve artık birbirine giren iki grup halinde büyük bir cenk halinde bir şey geçti. Onun sonucunda tabii o bütün kapalı salonun camları, çerçeveler, her şey o anda indi. Yine kötü maçlardan birinde, maçtan sonraki antrenmanda
O zaman Fulya'da çalışıyorduk. Artık Fulya'ya geçmiştik Şeref Stadı'nda. Antrenmandan çıktım ben. Dört lastikle patlak arabanın, benim arabanın. Bıçakla kesilmiş. Biz tabii orada o zamanın delikanlı yaşımızda, 20-21 yaş. Kim patlattı bunu falan gibi yine futbol ortamının şeyiyle. Biz patlattık, ne var diye şey çıktı. Bizim Optik. Optik de genç tabii o zaman. Hemen aynı yaştayız biz Optik'le. Gayet kalabalık bir grup Optikler falan. Gittik dört lastiği değiştirdik. Gayet şey. Ama şimdi tabii lastik patlatmak çok olumlu, olumlu bir şey değil mi? Veya çok hafif bir eleştiri değil, hafif bir şey değil ama o dönemler bu ölçekte gidiyordu olaylar yani. Ama bu da yaşadığımız olaylardan biridir. Ben de bir spor araba vardı. Bir gün lastiğimi kesmişler. Tahmin ettim Beşiktaşlılardır diye düşündüm. Aradan bir zaman geçti. Benim arabanın dört lastiğini birden kestiler bu kez. Sonra arkadaş olduk bazı tribünden arkadaşlarla. Bir gün evde yemek yiyoruz. Yemekte dedim ki ya, detayına girmeden, benim lastikleri de şöyle böyle oldu, kesiciler falan dedim. Biraz da böyle şey konuştum. Sert konuşunca meğerse kesen arkadaşlar evde oturan arkadaşlarmış. Abi lütfen öyle deme ya falan dediler. Öyle bir anımız oldu. Birkaç kez arabanın lastiği kesilmişti. Sabahın altısında böyle uyandım hani. Ve bir an kardeşimle göz göze geldik. Aynı odada yatmıştık, karşılıklı çekyatlarda. Böyle ben bir an bir şey oldu zannettim ona. Çünkü böyle dümdüz bakıyordu, hiç gözlerini falan kırpmadan hani. Çocuğa bir şey mi oldu diye. Cemil ne oldu dedim falan. Bana abi dedi, Feyyaz ne yapıyordur şimdi dedi. Yani sabahın altısında uyanmış ve Feyyaz'ı düşünüyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani ben hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şeye karşı böyle bir sadakat duyduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Bu o gün çok etkiledi beni ama aradan yıllar geçtikten sonra o Feyyaz'ın top oynadığı stada gidip o duyguyu her hafta yaşamaya başlayıp o artık benim de hayatımın bir parçası haline geldikten sonra 15-16 yıl, 17 yıl öncesine dönüp kardeşimi yeniden anlama ihtiyacı duydum. İşte bir maç sonrası yine gidiyoruz. 2-3 kişi otobüse küfür ettiler bize karşı. Ya olur böyle tabii, haklılar maçtan sonra kaybedince. Öyle biz de bir boşta bulunduk. Şoföre dur falan yaptık böyle ağır ağır ayakları. Şoför de zınk diye durdu mu? Şimdi laf da ağzımızdan çıktı, inmek zorunda kaldık otobüsten. Otobüsten bir indim, gidiyorum işte ben. Nereye gidiyorsam iki tane adam bayağı geride kaldılar. Bir baktım arkamda kimse yok. Sonra neyse Recep geldi falan. Neyse ben ama çok sinirlenmişim artık. Benim de nevrim dönmüş. Ondan sonra ben adamlara doğru koşuyorum. İki tane de genç çocuk aslında. Sonradan öğrendik ki zaten onlar Beşiktaş'ta değillermiş. Yani bize el kol hareketi yapan Fenerli. Biri Fenerli, biri Galatasaraylı, iki taraftar. Ondan sonra ben koştum. Çocuklar görünce ya abi işte yanlış anladın falan dediler. Ama o ara Okyay'dan çıkmıştı. Bizim işte Kadir abi falan gelmiş arkadan. Kadir abi aldı sandalyeyi, çocuğun kafaya geçirdi. Ondan sonra kafeterya darmadağın abi işte. Herkes altta üstte. Ondan sonra gazetede hemen haber ertesi gün Feyyaz taraftar dövdü. Oğlum bundan ne arıyorsun? Çekirge sürüsü gibi. Bunu yanlış koymuşlar ya buraya. Bize bir ton rüzgar yapıyorlar. Fenerbahçe şey duruyor burada. Nasıl olacak? Geçmişte yaşandığı zaman zor olan ama şimdi geriye baktığınızda biraz gülümsemeyle andığınız olaylar.
Herkesin bir zamanı vardır. Ü benim ömrümün zamanıydı. Ama ben o zamana yetişemedim. Beşiktaş dediğimiz gibi 15 günde gelip bir 90 dakika için yapılacak bir Beşiktaşlılık değildir. Her zaman şunu da bilsinler, Beşiktaş maç da alır maç da kaybeder. Ben bazen Beşiktaş yenildiği zaman bazen yine ruhum okşanıyor bile, bir çocuk gibi sarılmak istiyorum Beşiktaş'ı, kollamak istiyorum. Yenilgisinden bile hüzünlenerek zevk de alabiliyorum. Herkesin Beşiktaşlılığı farklıdır yani, hep yenecek diye bir şey yok Beşiktaş. Aşkın acısı güzel, acısını da seviyoruz, daha çok seviyoruz. Biz Beşiktaş onun için seviyoruz ya. Yani. Siyah beyazız zaten ya. Siyah da bizim beyazız. Aydınız da bizim sınıfdan da bizim. Şurada bir şarap içtim. Kumamaktan görülen börek çıktı yanında, iyi mi? Olacak iş. Olur. Şarabın yanında olacak ya. Önce bunu bir tane alayım ya. Çok açayım. Olur. Yok hocam, bir şey istemiyordum da yani. Keşke içmeyedim şarabı. Beşiktaşlılık benim çocukluğumdaki abilerdir. Hani vardır ya bakkallarda böyle, bakkalın da arkadaşıdır yanında hafif fıstık tezgah arkasında tekel birası içen abi. Bizim mahallenin Beşiktaşlı abileri daha soğukkanlı, daha başarıya göre takım tutmayan. Ama mücadele etsin özveriyle. Beşiktaşlı futbolcu istiyoruz biz Beşiktaş'ta özellikle. Gerçekten Beşiktaş yenildiği zaman ağlayabilen, üzülebilen. Pascal Nouma diye bağırılıyor, İlhan Mansız diye bağırılıyor, Feyyaz diye bağırılıyor. Yani bunlar ama yani isimler olarak değil, o ruh olarak bağırıyor insanlar. Biz bunu istiyoruz. Böyle futbolcular görmek istiyoruz Beşiktaş'ta, basketçiler. Veyahut da bizim oyuncumuz kendini durup dururken, yere atarken de onu desteklemeyiz yani. Formasını terletene kim terletiyorsa ona hak veririz biz. Başkan dedikleri Amigo Mehmet Işıklar dün kalp krizine yenik düşüp hayatını kaybetti. Bugün 38 yaşında hayatını kaybeden Optik Başkan'a veda günüydü. Işıklar'ın cenazesi, Beşiktaş'ın eski futbolcuları, yöneticileri ve ezeli rakip taraftarlarını da bir araya getirdi.